Allah'ım hayırlı yağmurlar ya Rabbim. Şimşek çaktı mı korkuyorum arkadaşlar. Rabbim hayırlı yağmurlar versin. Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Elmas'ın Hayat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlar. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik versin. Biz elhamdülillah iyiyiz. Bugün şöyle hayatı havluyu bir süpürüm dedim. Tavuklar bayağı eşelemiş. Bir de biz kışın kepçeyi falan getirdik arkadaşlar. O da ister istemez. İsterseniz şöyle göstereyim. Kepçeyi getirdik ister istemez. Taş getirmiş kepçede. Onlar temizlenecek. Fıstık. Şş, kız adını neyim unutmuş anam bu. Bak hala sürtündüğü yerlere. Hep kıl. Şuraya bak şuraya. Fıstığın acayip tüyleri çiğdiyor. Tüyleri çıkıyor. Tavukları artık sevgili takipçilerim kumeslerine kapattım. Çünkü dün babamdan annem gelmiş. Bahçemi sürdüler gittiler. Acık pakez ektik, acık nohut ektik. Tavuklar toplamasın. Dallarım çiçek açıyor. Dalların kenarları açılacak. Damlamamız döşlenecek. Hayatımız hep pasak süpürülecek. Bugün buraları hep süpüreceğim Allah'ın izniyle. Ya bir susarım, öğlen sıcağına gelmeden süpürüm diyorum. Kumesi pakladık Dünya'nın Ayhan'la. 3-4 el arabası o attı. El arabası olup da şöyle iri iri olmuş. Kıştan bu yana temizlenmiyor. Yaz geldi artık. 3 el arabası da ben attım. 6 el arabası. Lastiklerimi de oraya koydum. Babam dün oramızda sürdü dalların aralarını. Çubuklar budadılar. Gülleri budadık. Buralar böyle pasak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şunlar hep süpürüldü mü şimdi tertemiz olacak. Kırmıkla set fırçayı getirdim. Çünkü şu süpürgenin hem gücü gitmiyor taşlı olduğu için hem de bunu da Ayhan'ım içine yapmışmış tavuklar tünesin diye. İnce olduğundan kırılmış. Dün burayı da süpürdüm. Kumesi de süpürdüm. Ondan sonra da tavukların sularını koydum. Bolca içsinler. Yemlerini attım. Şu tilleri tamir ettim. Tilleri bayağı üstünden virdiğimizden yırtılmış. Burada şu şeylerinden yamadım. Ne diyorlar buna? Tilinen işte. Bu da demir sert til. Şuradan köpek geçmişmiş kışın. Söylediydim. Onu Ayhan yarısını yamamış. Yarısını da ben yamadım. Elmamız da çiçeklere bakın. Bir maşallahınızı alırız. Yeşillik olsun. Sevdiğiniz bir şey olsun. İnsan canı kaynadı mı ya da içi kıpırdadı mı nazar oluyormuş arkadaşlar. Artık gerçekten hani çekim yaparken de çekiniyorum bir taraftan. Bir taraftan da Allah'a mesirgesin, korusun diyorum. Kurban olduğum Allah. Bu da kayısı dalımız. Dallarımız falan hep açtı. Şunu da Ayhan'ım fıstığa yap dedi. Fıstık hiç yapmıyor bunun içinde. Bunu kümesin arka tarafına koyacağım gözükmesin diye. Şurada çiçek sahaslarım var 4 tane. Onları indireceğim. Onların içine çiçek ekeceğim. Ayvalarım falan açmış. Bu sene şu armutta da çok şey var. Dün de garaj falan temizledim. Katkı evini temizledim. Aşağı kileri temizledim. Buraları bir görseydiniz siz ne hale gelmişmiş. Ödünüz kopardı vallaha. Biraz olsun toparladım. Bu temizlenmiş hali yani. Bu yakacakların başka toparlanmış hali yok. Çünkü hep torbada açıkta olduğu için. Ancak böyle oluyor sevgili takipçilerim. Bizim komşular da herhalde orada inek güdüyor. Artık her yer yeşermeye başladı yavaş yavaş. Kuşlar ötüyor. Bir susun da kuşlar bir dinleyin.
soğanların da çıkıyor. Suladık. Serkan dün hortumu indirmiş, çatıya çıkardık. Ayhan da taktı. Şuraya damlama yaptıracağım arkadaşlar. Damlamalarımızı kaldırdıydık kışın. Geçen sene buraya nane ektiydim. Benim videolarımı izleyenler bilir. Serkan içine dün dırmıkla temizlemiş. Otlar gelmişmiş. Kuruyan otlar. Bunun kenarı temizlenecek. Billenecek tekrardan. Kapatılma yeri yapılacak. Yani suladığım zaman o suyun çıkmaması için kertedirik biz. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Damlamalarımız da orada. Kışın oraya çıkarmıştı Serkan. Ayhan bugün Gülpınar'a gitti. O geldikten sonra inşallah dövüşmeden, birbirlerine kesek atmadan damlamamızı da döşerler. Damlamayı döşesinler. Ondan sonra da depoyu doldururuz, damlatırız. Ekeceğimiz tohumları nemli nemli ekersek daha güzel çıkar. Geçen sene bayağı kuru ektim. Pek çıkamadıydı. Zor çıktıydı. O yüzden şunlar da ekme çıtlık. Kışın giydiğimiz çıtlığın ekme çıtlığı. Bunu Leyla annem verdi bana tohumunu. Ben ektim buraya. Başta şuraya ektim. Ondan sonra buraya geldi tohumuyla. Burayı da babam sürmedi işte tohumunu alalım diye. Soğanlarımız gayrı yinecek oldu. İşte damlamaya şey yaparsak, bakarsak daha soğan çok. Onları da ekeyim diyorum. Üstünden yirik yine. Epeydir bahçemin turunu çekmiyorum sizlere. Ben de özledim. Sizler de özlediğinize inanıyorum. O yüzden paylaşayım dedim. Fıstık kızım da burada. Babam arıyor. Serkan da dallarımızın gözünü açacak arkadaşlar. Bu ikinci açışı. İkinci mi, üçüncü mü? İki mi oluyor? Tavuklar sağ olsunlar. Serkan'ın açtığı yerleri kapatmışlar. Gayrı bu süpürdüğümüne seneye kadar gider. Çünkü burayı yapan tavuklar durutmayan. Tavuklarımız olmadı mı hayatımız temiz oluyordu. Diyor. Yap yoruluyorum diyor ama oruca da bayram gireceğiz. Yine usul usul susayana kadar çalışın bari. Zaten susadım mı kendi meyve atıyorum. Dün kumesi temizledim. Yandım. Ondan sonra kendi meyve attım. Elma astiyem var. Kaynanamla görümcem gelmiş. Balkonda azıcık oturduk. Uzaktan İbrahim'e baktılar, gittiler. Yumurta verdim kaynanama. Vallahi her şeyi emeğinin arkadaşlar. Emek vermezsen yemek olmuyor. Kendi elin emeğinle yaparsan buralar çiçek oluyor. Yapmazsan böyle barakhane gibi kalıyor. Her şeyi bakımına koy.
şeyden al dedim Serkan. Hele kalmışsın, nasıl süpürüyor? He? Set fırçaydan gümden al dedim 10 liraya her an. Nasıl süpürüyor, iyi ki almışsın diyor. Hem adamın birini daha atmayın. Açmasın. Diyeceksiniz biliyorum yorumlarda da, sulasaydım da ondan sonra süpürseydim diye. Eğer sularsam böyle en ince noktasına kadar temizleyemem arkadaşlar. Hep Serkan'ı gösterim sizlere. He. Arkadaşlar görüyorsunuz süpürdüm. Hemen belli oldu temizliği. Böyle biriktireceğim. Ondan sonra da bunları el arabasına doldurup döküp gelecek. Serkan da dallarını kenarına açıyor. Artık sulanacak bunlar. Bunları nasıl açtıydım? Tavuklar. Şurayı genişle şuraya at. Nereye genişle? Şu orayı bak içinde. Şurayı şuraya at. Biz dal mı sulayacak, inek neyi mi sulayacak? Bu dal sulayacak, yeter o. Burada kessek gibi olur bak. Bunu uçurun, yarın geri su götürür o sefer. Kumesin dibinden alma, o zaman kumese su gider. Of, yine başladı. Buralar. Sevgili takipçilerim, bayağı işim bitti. Hayatın zaten yarısından çoğunu babam sürdü. Bizim hayattırık biz. Hayatımız az kaldı, bahçemiz daha çok. Şöyle göstereyim. O zaman anlaşılıyor süpürdüğüm, temizlediğim. Buralar hep pasadı, tavuklar eşelemiş, toprak çıkarmış. Ayhan da geldiğinde ona da bu gübürü toplattıracağım. Şurası kaldı süpürülecek. Serkan da bayağı bitirdi. Şu taraf zaten kolay, oraya yaptıktan sonra. Kepçenin yaptığı topraklar biraz şiviydi. Pasağın yarısını attık, yarısı duruyor. El arabasıyla. Şöyle göstereyim. Güzel bir şey.
yoruldum. Ben oturayım. Bu güllerde cinsi değişmiş arkadaşlar güllerin. Her sene büyüyor. Ondan sonra o büyüyen yeri soğuk alıyor, tekrar tabandan çatlıyor. Acayip değişik bir gülümüş. 5 tane aldıydık. Görüyorsunuz 3 tanesi tuttu. Bir tanesi de orada. 2 tanesi de kurudu. Bak buna da Serkan herhal kürek vurmuş, kırmış. Bak boynunu bükmüş. Bir şey olmaz. Kalanı çıkarırsa iyi. Bir de has mantar buldum sevgili takipçilerim. Toprağın altından çıktı. Toprağı değişikmiş, kubertmiş, göbertmiş, ne derler? Kubertmiş. Toprağı depmiş. Depmiş toprağı. Onu sonra bir açtım, altında mantar. Bu has mantar, bizim burada organik. Şu depelerde daha çok çıkar. İbrahim yine mantar buldum ben. Dün de buldum. Dün de babam motorla sürerken çıkmış. Önüme dek geldi. Bir önde kendim toprağın altından buldum. Şu da ebem gömeci. Dalın dibinden çıkmış. Temizlenecek bu. Kopardım, tavuklara verdim, geldim. Kesenle çıkacak, öyle çıkmıyor. Vallahi her yer pasak arkadaşlar. Şu taşları bir görseniz. Bura herhalde önceden bağıymışmış. Bağın pasağını almışlar, taşını, toprağını. Hep bu kenara biriktirmişler. Biz dua çekerken de nasıl yapacak, nasıl çiğneyecek hiç bilmiyorum. Zor bir şey bekliyor bizi aşama. Bakarsan bağa, bakmazsan da atalar boşuna dememiş. Yavaş yavaş düzene giriyor işte. Eski haline. Şurayı da şöyle süpürüm. İyice susadım. Fazla sıcak kızmadan yaptığım kadar yapacağım. Yapmadığımı da eve kaçacağım. Arabasına doldurdum arkadaşlar. Burası tertemiz oldu. Şu taraf kaldı, o nane tarafı. Orayı da süpüreceğim. Çünkü görüyorsunuz çok kötü gözüküyor. Şimdi şu dalın kenarını da açtı Serkan. Ben de etrafını süpürdüm. Şurayı da süpürüm. Kaçacağım, eve kaçacağım. Çok sıcak oldu çünkü. İbrahim'e yapışmasın diye çağırdım, hemen koşarak geldi. Geldin mi? Geldin. Var mı İbrahim yanına anne? Tüylerim dökülüyor. Var mı kızım? Anne, akıllım benim. Konuşuyor musun? Yüzümü neyim, dırmalama bak. Bebeklerin olacak senin yine bir sürü. Hadi, hadi ince bir yat hadi. Oo, dur diye bir yat koy diye hadi. Hadi. Ah, güneş gitti. Allah Teala şemsiye çekti üstüme. Vallahi serinlik oldu. Gök gürlüyor, ben nerelere yağmur yağıyor bilmiyorum. Gök gürlüyor arkadaşlar. Ara ara yağmur yağıyor. Mesela geçen Gülpınar'a biz Konya'dan gelirken tolu yağmış, demirciye yağmamış. Ben görmedim diyor kaynanam. İnsan çalışınca hemen susuyor, hemen acıkıyor. Evde oturunca ne susanıyor ne de acıkıyor. Saat 11.30. Saat 12'de İbrahim'in ilacı var. Onu vermeye çıkacağım. Ondan sonra da evlerimi temizleyeceğim yavaş yavaş. Bugünlük bahçede bu kadar çalıştım, yeter. Daha damlama annem döşediler mi? Aslında o zaman iş başlar. Anne. Annem. Bundan sonra yedin mi? Hı? O neydi? Yok. Sen onu niye alıyorsun da çocuğun gözünün önüne koyuyor? Ayhan aldım. Ben mi onu aldım? O da oruçlu olduğu için onu istemiş işte. Canım. Tamam, bir tane iyi, başka yeme bak. Tek mi yiyeyim?
Cız ya, çık ya çınlıdan geçeceksiniz. Hayatımı bozmuş. Her yere ya taş getirmiş ya çukurlaştırmış. Serkan kaçtı arkadaşlar. Zaten golüsüz yapıyordu. Kaçtı. Diyeceğim diyorum arkadaşlara böyle böyle yaptı diye. Diyorum dersen ne diyor. İki dal açtı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane dal açmış. O söz temsili. İki diller bizim orada. İki yaptın diller, çaydın diller. Vallahi öyle diller. İki yaptın, çaydın diller. He. Ondan sonra bahçeye geleceğim, at gire giyiyorum bunları. Dün de bundan çalıştım. Bugün de bundan. İnşallah bugün biter. Arkadaşlar bir güzel süpürdüm buraları. Biraz rüzgar esti. Hava bulanık gibi oldu. Yağmur geliyor gibi oldu. Geri gitti. Şimdi bir şurası kaldı. Bayağı sıcak kızdı. Öğlen namazımı kıldım. Tekrar devam edeceğim. Kaldığım yerden. Hayat biraz kendine gelmeye başladı yavaş yavaş. Şunun kenarlarına taşlarını getirmiş tavuklar. Onları temizliyorum elimle. Şöyle biriktirdim, yine oraya süpürdüm. Yağmur geldi arkadaşlar. Gök gülleye gülleye geldi yağmur. Garaja kaçtık biz de. Kumesin kapısını örtük ki Ayhan. Tavuklar dışarı çıkmaya çalışıyor. Yok. Kapısı da açık. Nereye gidecek? Allah. Hoş git. Gelin ya. Git hadi. Hoş. Duyuyor musun beni? Böcek iyi oldu. Gözü açıldı ya. Sen aklımda neyse alır mı? Şuraya gül de alalım Ayhan pazartesi günü. Çoğu boşluk var ya.
Oraya 5 tane ektiydik, çıkmadı. 2 tanesi kurudu. Fıstık, fıstık. Ne yapıyorsun annem? Fıstık. İsmini nasıl biliyorsun? Fıstık. Ayhan, fıstığı oradan tabağına bir mama koyarsın. Arkadaşlar ben bugün mübarek oruç ağzımla bayağı temizlik yaptım. İyi çalıştım. Yani bu kadar olduktan sonra gerisi gelir diye düşünüyorum. Dalların kenarları nasıl olsa açılır. Hayatımızın bu taşlar çok kötü gözüküyordu. Elhamdülillah bitti. Az bir şey kaldı, orayı da dırmıklıyordum. Yağmur gelince kaçtım. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Yeni yeni videolarımın devamı için Elmas'ın hayatında kalın. Beğenilerinizi yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.